Yeni bir round, 1,5 dakika, 3. round'dayız. Sol ve sağ direkler. Başladı! Müthiş bir sağ köşe vuruyor! Müthiş bir sağ köşe! Bülent nakavt ediyor! Bülent nakavt ediyor! Olağanüstü bir nakavt değerli izleyiciler! Olağanüstü bir nakavt! Bülent Çetin Arslan olağanüstü bir nakavta imza atıyor. O kadar enteresan bir roundtu ki bu. Özellikle bekledi. Üçüncü roundda attığı kroşe darbe bir anda Sami Levy'i nakavt etti sevgili izleyiciler. Olağanüstü bir nakavt geldi. Bülent adeta yarı final, final öncesinde ben de varım diyor. Bu nakavtı uzun süre konuşulacak. Ekranlara tekrar gelebilir. Bu nakavt bayağı uzun süre konuşulacak bir nakavt. Jeneriklere geçebilecek derecede sert bir nakavt değerli izleyiciler. Şunu belirtmek isterim. Tahakkü Spor Kompleksinde heyecan bir anda bunlar olabiliyor. Boksta nakavt da var, knockdown da var. Şenol İpek aynı darbeyle yerde kalmıştı ve bunu yapan Sami Levy'di. Bu kez kendisi knockdown oldu ve sonrasında bir knockout geldi. Tekrar izleyeceğiz, şimdi ekranlara gelecek. İşte Bülent eldivenlerini çıkartmış vaziyette. Tekrar izliyoruz sevgili izleyiciler. Tekrar izliyoruz. Bakın burada geldi. Şurada açtı. Tekrar bekledi. Üzerine geldiği dakikalar. Kapalı vaziyette. Çenesinin ucundan biraz aldı. Sağ direk geliyor. Sol koşa var. Aparkat darbesi. Yavaş yavaş gidiyoruz. Burada bir sol geldi. Bakın. İşte bakın. İşte bakın burada. Tekrar izliyoruz. İşte bakın bir daha knockout anı gelecek şimdi ekranlara. Şimdi bakın. İşte bakın bir pozisyon daha. Tekrar izliyoruz. İşte bakın. Bu kadar olağanüstü bir mücadele verdi. Şu anda arkadaşlar her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Bunlara alışkın Sami Levy. Şimdi soyunma odasına gidiyor. Onlar röportaj hazırlığı içinde olacak arkadaşlarımız. Bazen de böyle nakavt olunabiliyor. Evet, olay nakavt. Adem, hemen sormak istiyorum. İnanılmaz bir nakavt geldi. Sami Levy müthiş bir yani mücadelenin sonrasında nakavt oldu. Gecede nakavtlar damga vurdu değil mi? Ya ben yani endişeli değilim tabii ki. Boksta bunlar yaşanılacak şeyler. Ama maalesef işte insan burada boks yapmayan insanların bu duruma düştüğünü görünce tedirgin oluyoruz bazen, ama şu an çok iyi. Sağlığı da gayet iyi. Çok güzel bir maç yaptı ama maalesef şanssız bir nakavt yaşadı. Bundan sonraki maçlar için nasıl olacak? Abi yine hazırlanacağım. Yine en iyi şekilde kimse rakip, ona en iyi şekilde hazırlanacağım. Yine çıkacağım işte ringe, oynayacağım yani. Başka yapacak bir şeyim yok. Ya ben olacağım ya karşı taraf olacak. Yani bunun için de en iyi şekilde çıkmam gerekiyor ringe. Peki Bülent, tebrik ediyoruz tekrar. Sağ ol. Başarılar diliyoruz. Evet, söz yeniden ringte. Adem, gerçekten bir şampiyon adayını gördük. Ve o özgüvende kendisinde var. Ramazan Kalyoncu'yla şöyle bir maç düşünüyorum da yani, yer yerinden oynar herhalde. Yani bazen bazı sporcular hızlı başlarlar, galibiyetlerle başlarlar, sonra yenilirler. Bazı sporcular Arap atı gibi sonradan başlar, sonradan açılmaya başlar. Umarım Bülent'in bu son mücadelesi, son atağı ona bir şeyler yani finale taşıyabilir. Yani final için acaba geç mi kaldı yoksa tam zamanında mı bir hamle yaptı? Bunu şu anda değerlendiremeyiz ama bugün çok güzel bir hamle yaptı Bülent. Çok güzel bir giriş yaptı olaya. Ama boks bu. Samiye de geçmiş olsun. Ben de böyle bu duruma ben de yaşadım bir boksör olarak. Yani önde olduğum maçta maalesef 10. round'da sen de o maçı sunuyordun hatta.
anlatıyordum Bilgehan abi. 39 yumruk derece ateş de çıkmıştı. Evet, Rövaş'ın mağduriyeti yani var. Şimdi Sahra Berna maçı başlıyor. Hazır mıyız?